Merhaba sevgili Sine 5 izleyicileri. Evet, her hafta olduğu gibi yine astrolog Umay Anamur'la Astrolojinin Işığında programı başlıyor ve bizler de sizi her neredeyseniz işte oradan tam da buraya davet ediyoruz. Merhaba. Evet sevgili Umay, nasılsın? Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Valla bilmiyorum, iyi diyelim iyi olsun ama böyle bir gerginlik var üzerimde. Ve geçtiğimiz hafta söylemiştiniz ya, işte toplumsal gerginlikler yaşanabilir, olabilir. Bunlara çok fazla itibar etmeyin, çok fazla uymayın. Evet, uymamaya çalışsam da ama kişisel bir gerginlik var üzerimde. Bu hafta bizi neler bekliyor olacak? Ya da bu gerginliğim normal mi, değil mi? Çok merak ediyorum bunu. Ve birçok da mail aldık geçtiğimiz haftaki yayınımızdan sonra. Bu gerginliklerin biraz kişisel mi, sosyal yaşantıya yakın mı olacağı, sosyal yaşantıyla ilgili mi olacağı yoksa siyasi hayatla ilgili mi olacağı konusunda birçok mail aldık ve sözü ben hemen size bırakıyorum. Çok konuştum her zamanki gibi. Öncelikle bu sıraladıklarınızın hepsi mümkün, hepsi var. Haliyle kolektif bir enerji olduğu için herkese etkilemekte. Gerginlik, bir şeylere böyle kızma enerjisi. Çünkü Plüton'dan bahsetmiştik, Plüton'un geçişinden bahsetmiştik. Zaten bu haftanın şimdi enerjilerine baktığımda da Ay Başak Burcu'nda görünüyor ve bazı aldığı sert açılar var. Haliyle bu hafta en dikkat etmemiz gereken şey gıda zehirlenmelerine, aynı zamanda sudan zehirlenmelere, ilaçlarla alakalı daha dikkatli olunması gerekiyor. Buna dair daha çok biraz da vurgu yapmakta. Ve aynı zamanda Merkür'ün kritik hareketini gördüm. Şöyle bir baktığımda uluslararası ilişkilerde gerginlik söz konusu. Yeni anlaşmalar var. Burada sanki artık uzun süredir olması gereken, kendini bulması gerekenler bulacak gibi bir durum var. Ama burada gene çatışmalı bir hal var. Özellikle de 4 Nisan kritik bir tarih. Ben bunları not almak istiyorum aslında. 4 Nisan kritik bir tarih dediniz. Bu herhalde uluslararası ilişkiler açısından mı yoksa yine sosyal yaşantımızı da etkileyecek anlamda mı? Şimdi tabii genel olarak insanlarda sivri dillilik, özellikle karşı tarafı hatta belden aşağı vurma bile olabilir. Yani daha çok nasıl desem mobbing, psikoloji bozmaya yönelik bir saldırı bu daha çok ama hani böyle direkt değil de bu sefer daha çok daha alttan. Plüton'un çünkü burada Merkür'le sert açısı bugün kesinleşiyor. Haliyle uluslararası ilişkilerde gerginlikten bahsettik. Kopmalar var. Bazı yerlerde ipler kopacak. Bazıları yeniden bir araya gelecek. Anlaşmalar yapacaklar, koalisyon oluşturacaklar. Tabii bu alanda da bazı düzenlemeler de olacak haliyle. Yeni bir düzenleme alanı da geliyor bu anlamda haliyle. Finansal açıdan dövizde artış veya ani düşüş görebiliriz bu haftalarda da onu söyleyeyim. Bir de şimdi Güneş'in Koç burcuna geçişiyle doğa da hani beraberinde canlandı. Tabii haliyle bir gergin enerji İster istemez söz konusu ama bunun dışında da tabii bazı etkiler var. Aslında geçirdiğimiz süreç acıdan, yıkımdan doğan bir evrimleşme geçiriyoruz şu an. Çünkü evrim böyle bir şeydir. Dünya böyle bir yer maalesef. Hiç kimse rahatlık alanındayken gelişmez. Sizi bir şey zorlamalı ki ya da bir krizle karşılaşmalısınız ki o zaman çabalayın. Harekete geçin ve haliyle evrim bu şekilde oluyor. İnsanlık tarihinde de bu böyledir. Yani mesela ateşi bulmaları, kendilerini savunacak araçlar yapmaları
bu şekilde başladı. Çünkü bir şeylerle baş etmeleri gerekiyor. Biz de haliyle böyle bir süreçteyiz. Maalesef yersel sarsıntılar hala devam ediyor ve yine buna çok enteresan doğa olayları da takip edebilir. Zaten önceki yayında bahsetmiştim. Kar yağmış mesela bir yere. Bir yandan ağaçlar çiçek açıyor, bir yandan kar yağıyor. Daha tuhafları var. Çok özür dileyerek bölmek durumunda kaldım sözünüzü ama sularla ilgili, suyla ilgili bir sınav vereceğiz dediniz. Suyla ilgili sıkıntılar yaşanacak dediniz. Bu susuz kalmak olabilir dediniz bir önceki programımızda. Bunun yanı sıra işte sulardan zehirlenme olabilir dediniz, mikrop alma olabilir dediniz, afet olabilir dediniz. Evet, yani o kadar nokta atışı bilgiler aktarıyorsunuz ki bize, yorum diyemeyeceğim ben buna, bilgi aktarmak diyeceğim. Gerçekten de depremle zarar gören illerimizin bir tanesinde korkunç bir sel felaketi yaşandı. Umay Hanım, bunları nasıl, bu bilgileri bu kadar net elde edebilip söyleyebiliyorsunuz? Ya tabii ki bu aşamaya gelmek için de kendimi geliştirdim bayağı. Öncesinde astrolojik açıdan konumlar, görünümler, bunları çok iyi bilmek gerekiyor. O zaman yorum yapabiliyoruz. Yani bireysel haritalarda da birçok haritayı üst üste getiriyoruz. Oradan rapor hazırlayıp yorumlarda bulunabiliyoruz. Ki bu yorumlama işi de herkesin aslında yapabildiği bir şey değil. Şimdi sosyal medyada görüyorum maalesef çok fazla sayıda insanları korkutanlar var. Yani sadece bizim bunlara önlem almamız lazım. Öyle bir şey yaratıyorlar ki, yani taş geliyor altında dur bekle seni essin. Böyle bir şey yok yani. Bunun karşılığında bunu engelleyebilmek adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama bu hafta en azından bir şeyleri böyle bu anlamda düzenlemeye yönelik bazı gelişmeler var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin özellikle bu hafta yeraltı zenginliklerine ilişkin bir şeyler açığa çıkabilir. Tarihi eser olabilir. Altından bir şey olabilir özellikle. Çünkü haftaya eşlik eden Tuğban yıldızı ve kendi antişesi de bir yeni ay olmuştu zaten. Onunla birlikte bir tetiklenme var bu hafta içerisinde. Haftaya eşlik eden bu. İnşaatlarda yapım ve onarım aynı zamanda bu da var. Bu güzel bir şey en azından. Bu anlamda bir hareketlilik var. Deprem bölgelerinde diyebiliriz. Satürn'ün en azından buradan bir güzel bir açısı var. Buradan rahatlayabiliyoruz. Evet. Peki bu yeraltı işte kaynaklarıyla alakalı, özür dilerim tekrar bölüyorum. Yeraltı kaynaklarıyla ilgili olumlu bir şey mi yaşayacak ülkemiz? Yoksa bir olumsuzlukla mı karşılaşacak? Olumsuz değil. Aslında bir şeyin keşfi diyelim biz buna. Yani bir tarihi eser bulunabilir, belki antik bir kent bulunabilir. Ya da var olan bir şeyi açığa çıkartmak olabilir burada. Güzel, bu çok güzel. Çünkü haliyle buna... Güzel, bu gayet güzel bir şey ve bununla ilgili hatta iş sahaları açılabilir haliyle. Çünkü böyle bir şey bulunduğu zaman burada da çalışanlara ihtiyaç duyulacak. Daha çok ya da yeraltı kaynakları bor olabilir, bazı madenler olabilir. Bunlarla ilişkili özellikle bazı durumlar da gelişebilir. Fakat dışarıdan Türkiye şu an gerçekten çok sıkışık bir durumda. Uluslararası ilişkilerde ve bir taraf seçmeye zorlanılıyor. Ben bunu belirteyim. Sadece aslında Türkiye için değil, birçok yabancı ülkeler de buna dahil. Şimdiden zaten ayaklanmalar başladı, bunu söylemiştim. Fransa'da başladı, İsrail'de başladı. Bu ardı arkasına kesilmeyecek. Çünkü Plüton Oğlak Burcu'ndayken üst düzey yöneticileri güçlendirmişti, güçlü kılmıştı. Ama şimdi halkı güçlendirecek. Halkın önünde duramayacaklar, öyle söyleyeyim. Çok ciddi anlamda hani devrim dediğimiz bir döngünün içerisindeyiz ve Plüton 20 sene boyunca Kova burcundaki seyrine devam edecek. Bu arada şunu da gene belirteyim.
Hala o süre zarfı içerisindeyiz ve devam ediyor. Lütfen işte banka bilgilerinizi isteyenler olabilir, başka şeyler olabilir. Bunları sorgulatın. Ya da sizi Ankara'dan bir avukatmış gibi arayıp şu kadar şu kadar cezam var gibi bir şey çıkarmaya çalışan tipler de olabilir. Hani aklıma geldikçe örneklerini veriyorum. Lütfen kesinlikle siber dolandırıcılıklar özellikle getir mesela getir ele geçirilmiş getir. Şaka değil bunu demiştim ben. Hala bu enerji devam ediyor. Eğer hani mümkün mertebede alışveriş yapıyorsanız eğer bunlara da çünkü ben büyük şeyleri de kitleleri de ele geçirilme gibi şeyler var. Bankalarla alakalı hackerlar da güçleniyor tabii bu arada onu da belirteyim. Kova çünkü teknolojiyi de anlatır. Teknolojik bir mafyalık birazcık belirecek gibi görünüyor. Özellikle bu 4 Nisan'da gene bu konuya ayrıca dikkatli olmakta fayda var. Ülke açısından da bu gene bir gerilim, bir tartışma söz konusu siyasiler arasında da. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Bir gerçekten kalıcı bir şekilde ama bu sefer tamamen saflar belirleniyor diyebiliriz. Tabii bir yandan ülkeyle uluslararası ilişkiler düzeyinde de yeni anlaşmalar ya da yeni yaptırımlar vesaire bunlar da gene aynı şekilde gelişebilir. Ama burada birazcık da ülkenin üzerinde baskılayıcı bir enerji var. Bunu da belirteyim. Evet. Şu Plüto keşke seçimleri atlatsaydık da ondan sonra etkilerini göstermeye başlamış olsaydı. Yani bir kaosa hiç gerek yok diye düşünüyorum şu süreçte. Ama bu benim sadece düşündüğüm. Artık evren bize ya da gökyüzü hareketleri bize ne gösterecek bir şey diyemiyorum. Ancak işte sizlerin aktardığı bilgilerle biraz daha dikkatli hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Aslında açığa çıkartıyor diyebiliriz. Yani Plüton Kova sürecinde şu an hani o sıralar liderler çok güçlü görünüyordu gözümüze ama arka planlarını göremiyorduk. Tabii Mars'ın ikizler süreciydi, şunlardı, bunlardı derken ortalık iyice kızıştı artık ve kimlerin gerçekte ne olduğu aslında açığa çıkıyor diyebiliriz bu anlamda. Hiçbir şey saklı kalamayacak. Bu verilerin de hızlı bir şekilde insanların eline geçmesini gösterecek aynı zamanda. Bu hafta açıkçası böyle enerjilerden oluşuyor. Ufaktan burçlara geçebiliriz aslında. Evet geçelim çünkü süremiz sınırlı ve izleyicilerimiz de zaten burçları neler bekliyor çok merak ediyorlar. Ama bir mailim daha var. Öncelikle onu cevaplamanızı rica edeceğim. Bunu ben de çok sık yaşıyorum ama gerçekten çok sık yaşıyorum. Bir izleyicimiz, bir takipçimiz demiş ki bu aralar sık sık her yerde elektrik çarpıyor beni. Depremden sonra bu çok sık olmaya başladı. Ama gerçekten ben de bunu yaşıyorum. Depremlerle bir ilgisi olabilir mi? Gökyüzü hareketleriyle bunun bir ilgisi olabilir mi diye sormuş. Şimdi zaten tuhaf tuhaf hava olayları yaşadık ve gene hala önümüzde görünüyor. Tabii bu kadar şiddetli olmayacak onu belirteyim geçen haftaki gibi. Bu da otomatikman statik bir elektriklenme yapıyor. Bunu ben de yaşadım. Alışveriş merkezindeyken elektrik çarptı elim resmen merdivenden. Kapıları bunlar tutuyoruz, işte camları tutuyoruz, pencereleri tutuyoruz veya metal bir şeyi tutuyoruz. Çatır 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 çatır. Çarpılıyoruz, gerçekten çarpılıyoruz. Yani bu etki de maalesef bunun içerisinde haliyle bu kadar elektriklenme, bu kadar çalkalanma olurken bir yerlerde de iletken malzemelere özellikle o elektrik sinebiliyor. Evet. Evet, burçlara geçebiliriz değil mi? Evet. Evet. Şimdi, süremiz çok az yalnız. Çok özür dilerim. Süremiz çok az. O yüzden burçları bu hafta biraz hızlı hızlı geçelim. Arzu edenler, detay arzu edenler size gerek mail adresinizden gerekse sosyal medya hesaplarınızdan ulaşarak bu yorumları da alabilirler değil mi? Bu sözü de alalım sizin ağzınızdan. Tabii tabii.
Tamam, buyurun. Şimdi Koç burcuyla başlıyoruz. Koçlar, para evlerini genişletmeye yönelik bazı ilişkilerde bulunacaksınız ama bir yandan da yaşadığınız alanda bazı kargaşalar çıkabilir. Ev sahibinizle vesaire ya da aile içi gerilim söz konusu Koçlar için. Boğalar, Merkür sizde. Bir ay boyunca sizde devam edecek. Bu da otomatikman iletişim becerilerinizi, başlamak istiyorsanız yeni eğitimleri de beraberinde getireceğini söyleyebilirim. Yakın çevrenize atışmamaya özen gösterin. Kardeşlerle alakalı, yakın akrabalarla alakalı gerilimli bir enerji burada söz konusu. İkizler bilinçaltına dair burada bunu yaşamaktalar. Merkür'ün boğa transitinde ikizler rüyalar, bilinçaltı konuları sizler için aktif olacak ve aynı zamanda gizli düşmanlarınızı da çok net bir şekilde tanıyacaksınız. Bizzat aile içerisinden varsa özellikle bunu söyleyebilirim. Ve bir yandan da finansal açıdan kaynaklarınızı artırmaya yönelik hamlelerde, yeniliklerde bulunacaksınız. Eyleme geçiyorsunuz. Yengeçler, sizler de sosyalleşme görünüyor. 11. evinizde bir Merkür transiti burada geçmekte. Sosyalleşmek, arkadaş çevrenizi büyütmek aynı zamanda. Umutlar, hayaller sizler için güzel. Ama bir yandan da gerginsiniz çünkü Mars artık size geçmiş durumda. Bu arada Mars'ın yengeç transiti Türkiye açısından hiç iyi değil. Artık her şey çünkü açığa çıkıyor. Yükselen yengeç çünkü Türkiye'de. Sizler için de aynısı geçerli. Sinirlenme, agresiflik, bunlara lütfen dikkat edin. Aslanlar, kariyerinizle alakalı güzel gelişmeler var. Anlaşmalar özellikle bununla ilgili. Yapmak istediğiniz projelerinizi gerçekleştirmeye yönelik güzel bir enerjiler var. Bir yandan da bilinçaltınızda Mars geçmekte. Gizli düşmanlarınıza dikkat edin özellikle ve kabus gibi kötü rüyalar görebilirsiniz. Bunların bir rüya olduğunu hatırlatırım. Başaklar 9. evinizden Merkür geçmekte. Sizler de yine aynı şekilde eğitim alabilir, eğitim verebilirsiniz ama bu daha çok uzmanlaşmaya yönelik. Üniversiteye hazırlanıyorsanız güzel bir etki var burada algılama açısından özellikle. Yalnız arkadaş çevrenizde tartışma ortamı olabilir. Sosyal ortamlarda gerginlikten mümkün mertebe kaçınmanızı öneririm. Teraziler, finansal sizi de etkilemekte yine aynı şekilde Merkür'ün boğa transiti. Bir yandan da kariyer alanınızda görünür bir şekilde eyleme geçmek ve burada da haliyle üst düzey ya da patron gibi kişilerle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Akrepler 7. ve 9. evlerinizde transit geçişleri bulunmakta. 7. evdeki Merkür yalnızsanız eğer, yalnız akreplerseniz hayatınıza birilerini getirecek. Aynı zamanda yeni bir ortaklık da burada söz konusu sizler için. Bu güzel gayet. 9. evde Mars var. Sizler de boğalar için de geçerli ama akreplerde daha fazla. Seyahat edebilirsiniz. Aynı zamanda medyatikleşme, daha böyle inançlar konusu da aslında burada vurgu uyandırmakta. Güzel görünüyor şu an bu transitler sizler için. Yaylar, sağlığınıza dikkat edin. İkizler ve yay transiti. Burada Merkür size bazı şeyleri gösterecek, işaretleri takip edin derim kendi fiziksel bünyenizle alakalı. Yaylarda iş hayatı ve rutinleriyle alakalı burada bazı düşünce ve anlaşma gibi şeyler var. Mars 8. evinizden geçiyor. Ameliyat tarzı konulara dikkatli olalım yaylar. Ve aynı zamanda biraz krizli bir süreçte diyebilirim Mars'ın 8. ev pozisyonu için ama bu sizi dönüştürerek güçlendirecek, onu da belirteyim. Sonrasında da Oğlak Burcu'na geldik. Oğlaklar için ben şunu direkt söyleyebilirim. 5. evlerinden geçen Merkür ve 7. evlerinden geçen Mars onlara ilişki getirecek. Ama bu ilişkilerde sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Onu ben belirteyim. Var olan ilişkinizde de yine aynı şekilde. Kovalar. Sizler daha çok aile konularıyla ilişkilisiniz. Eğer yeni bir ev ya da bir yere taşınmayı düşünüyorsanız bu konuda güzel bir şey. Keza zaten 6. evdeki Mars da sizi hayatınızda rutinlerle bayağı bir uğraştıracak diyebilirim. Evcil hayvanlarınıza da lütfen dikkat edin. Hayvanlarda özellikle Mars transiti yüzünden
gerilim yaşayabilirsiniz, gergin olabilirler. Birazcık onlarla uğraşacakmışsınız gibi görünüyor. Bu geçişler biraz sizi yoracak gibi görünüyor ama güzel bir sistem kuracaksınız. Ve son burcumuz balıklar. Balıklar, sizler de Başak gibi üçüncü evinizde Merkür geçirdiğiniz için seyahat tarzı şeyler sizler için de geçerli. Eğitim konuları sizler için de burada gündeme gelmekte. Beşinci evinizdeki Mars da aynı zamanda aşk ilişkilerinizde. Eğer çocuk düşünüyorsanız burada da sizi desteklemekte. Ve hobiler, hani bazı uğraşlarınız varsa onların da üzerine gidebilirsiniz. Sizler için daha çok bu şekilde yorumlayabilirim. Harika. Şimdi sevgili Umay, kovalara dönecek olursak biraz gerginlik var diyorsunuz ama ondan sonrasında eski rutinlerine dönecekler diyorsunuz. Doğru mu? Yani bir koşturmaca halinde şu an kovalar. O da işte ev taşımadır, şudur budur, biraz böyle hani ıncık vıncık bir yerlerden bir şeyler çıkartacak bu transitler maalesef onlarda. Onun vermiş olduğu bir huzursuzluk ama evet. Burada en gerilecek olan kim diye sorarsanız direkt öncü burçlar yengecin Mars transiti boyunca gergin olacaklar. Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koçlar, ellemeyin bunlara. Bunlar gerçekten pasif agresif modunda bir sinirlenme bu. Bir de hoş bir sinirlenme değil. Dokunmuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bu haftaki bilgi akışı için, yorumlarınız için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz size. Evet sevgili Sine 5 izleyicileri, Umay Anamur sizlerle birlikteydi. Astrolojinin ışığında farklı bilgiler aktardı bizlere. Hoşçakalın.